Merhaba. Kara delikte muhtemel 3 ölüm şekli. Kara deliğin çekim kuvvetinden hiçbir şeyin kaçamayacağı nokta olan olay ufkuna Event Horizon. Yanlışlıkla adım attığınızı düşünün. Hiçbir değişiklik hissetmiyorsunuz. Fakat zamanla ayağınıza etki eden çekim kuvveti başınıza etki edenden çok daha fazla oluyor. Bu kuvvet sizi bir oyun hamuru gibi uzattıktan sonra kopartıyor. Bu Einstein'ın genel görelilik teorisini ortaya attıktan sonra fizikçilerin yaptığı tanımlama olmakla beraber geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Event Horizon'a adım attığınızda ne olduğu ile ilgili yeni ihtimaller de gün yüzüne çıkarıldı. Genel görelilik, yüksek kütleli nesnelerin işleyişi ile ilgili kurallar içerirken kuantum mekaniği oldukça küçük nesnelerin nasıl işlediği ile ilgili kurallar içerir. Evrenin büyük bir kısmında bilim insanları uygulayacakları kurallar dizisini seçebilirler. Mesela galaksi kümesi için genel görelilik kurallarını kullanırlarken parçacık hızlandırıcılarda kuantum mekaniğinin kurallarını kullanabilirler. Fakat bir kara delik çok yüksek kütleli ve oldukça küçük olmasından kaynaklı iki durumu da barındırır. Bilmeceyi enteresan yapan da bu. University of California'da teorik fizikçi olan Joe Polchinski'ye göre eğer fizikçiler bir kara delik tarafından öldürülme sorusunu cevaplayabilirlerse fiziğin iki ana ayağını tek bir kuantum çekim teorisinde birleştirebilirler. Bilgi paradoksu. Son zamanlardaki tartışmalar içlerinden biri Event Horizon'a düştüğünde kara deliklerin dolaşık parçacıkları nasıl tutulur sorusunun etrafında dönüyor. Kara deliğe adım atan insanın kaderiyle oldukça benzese de parçacığın kaderi fizikçilerin daha fazla ilgilerini çekiyor. Bu parçacıkları bir zar çifti olarak düşünebilirsiniz fakat bu zarlardan birini attığınızda diğer zar da büyülü bir şekilde dönmeye başlıyor ve iki zarda okuduğunuz sayıların toplamı her zaman 7 oluyor. Her parçacık bu yolla yalnızca tek bir parçacığa bağlı olabiliyor. Fizikçiler bu parçacıklara tek eşli anlamına gelen monogames diyorlar. Birinci geleneksel görüş. Tanımlama. Genel görelliliğe göre kara deliklerden hiçbir şey kaçamaz. Fakat 1970'lerde Stephen Hawking'in kuantum mekaniği sayesinde belirttiğine göre madde aslında kara delikten kaçabilir. Kuantum mekaniğine göre parçacık çiftleri sürekli olarak oluşur ve yok olurlar. Bir parçacık çifti Event Horizon'da oluştuğunda bir parça kara deliğin içine düştüğünde diğer parça ortadan kaybolmak yerine uykuya dalabilir. Bu parçacık etkili bir şekilde bazı maddeleri uzaklaştırır ve nihayetinde kara delik tamamen ortadan kaybolur. Bu küçük kuantum mekaniksel etkinin Hawking ışıması olarak adlandırılır. Fizikçilerin hala çözmeye çalıştığı büyük etkileri var. Parçacık çiftleri sanki sihirli zarlar gibi birbirlerini her zaman 7'ye tamamlıyorlar. Hatta bir parçacık eşini kaybettiğinde hemen diğer bir parçacığa bağlanıyor. Görelilik teorisine göre Event Horizon içerisindeki parçacık çiftlerinden birinde olan değişimin farkına varamıyor ve çiftine eski partneri gibi davranıyor. Burada bir monogami problemi ortaya çıkıyor. Çünkü geride kalan partner yeni veya eski parçacıkla herhangi bir şekilde bağ oluşturamıyor. İkinci, ateş duvarı görüşü. Tanımlama. 2012 yılında University of California'dan araştırmacılar monogami sorununa bir çözüm önerdiler. Ya parçacık çiftinden birisi Event Horizon'da gözden kaybolduğunda partneri onunla olan dolaşıklığını bırakıyorsa elbette ki bu boşanma kuantum mekaniğini mutlu edecektir. Bir ateş duvarı Event Horizon'ın tam arkasında gelişebilir. Çünkü kırılan her bağlantı aynı kimyasal bağların koparılmasında olduğu gibi küçük bir enerji patlamasına sebep olacaktır. Kitlesel olarak bu enerji ateşten bir duvara sebep olacaktır ve Event Horizon'a yaklaşan her şeyi yakıp kavuracak. Ateş duvarının oluşmasında fizikçiler kara deliğin orijinal bir özelliğini unutuyorlar. Event Horizon'a düşen bir gözlemci hiçbir değişiklik hissetmez. Ateş duvarı birçok fizikçinin içine dert olmuştur. Fakat birçoğu bu senaryonun kuantumun kara delikten kaynaklı çözümü zor problemlerinin aydınlatılmasında kullanılacağı noktasında hemfikir. 3. Solucan deliği görüşü tanımlama. Princeton ve Stanford'dan iki fizikçi bir başka çözüm önerisinde bulundular. Peki ya parçacıklar belirlenmişlerse, yani geride kalan parçacığın iki partneri
Eski partneri Event Horizon'un içerisinde ve yeni partneri dışarıda aslında aynı parçacıksa, ya kara delik tarafından yutulan partner kara delik içerisinde bir solucan deliğiyle karşılaşmışsa ve bu da o parçacığın başka bir yere gönderilmesine sebep olduysa, geride kalan parçacık solucan deliğinden geçen parçacıkla sanki yeni bir parçacıkmış gibi bağlanabilir. Ayrıca yutulan parçacık da kendini evrenin başka bir yerinde bulması dışında bir değişiklik fark etmeyebilir. Solucan deliği görüşü paradoksa açık bir çözüm sunmuş gibi görünebilir. University of California'da fizikçi Rafael Busso'ya göre bunu aynı düşük bütçeli bir filmde hiçbir arada görmediğiniz karakter 1 ve karakter 2'nin aynı kişi olması gibi düşünebilirsiniz. Fakat sıçrama çekip çıkartmayı imkansız hale getirebilir. Çünkü bu yaklaşım kuantum mekaniği ile başka açılardan da çelişmektedir. Bu sonun deyimiyle başkaları gibi ben de bunu çok umut vadedici bulmadım. Yani tartışma devam edecek gibi görünüyor. Işık emici tekillikler burada teorik olarak tanımlandılar. Ayrıca bu kara delikler Samanyolu'nda ve diğer büyük galaksilerdeki süper ağırlıkta kara deliklerden de değiller. Bu kuantum kara delikler stabil ve çevreden izole edilmiş olmalılar. Ayrıca bu kara deliklerin kuantum mekaniksel özelliklerinin ortaya çıkması için evrenin şimdiki yaşından çok daha uzun zaman geçmelidir. University of Alberta'dan Hawking ile beraber de çalışmalar yapmış teorik fizikçi Don Page'e göre bu da demek oluyor ki kara delik tarafından öldürülmek evrelerinin deneysel olarak test edilmelerine imkan yoktur. Bu kara delikler o kadar geç gelişecekler ki onları test edecek insan kalmayacak. Ayrıca tabii ki bir kara deliğin içerisine atlamak için de her halükarda bir çılgın olmak lazım. Daha fazla bu tür video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.